İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Kuzey Artsakh, Artsakh'ın küçük yer adları, Cermacur, Ermeni kimliği, Dersim, Suriye Kralı Emir Faysal İbn Hüseyin'in soykırımdan sağ kurtulan Ermeni sürgünlere desteği, Samosat Adıyaman'daki Arabi Alevilerin kültürel mirası harabeye çevirmek isteniyor. Hamazgay'ın büyük jübile kutlamaları Batı Ermenistan'da. Ermenistan Cumhuriyeti Halk Ustası Armen Vartabetyan takılar aracılığıyla halka Kilikya'nın tarihi ve kültürü hakkında bilgi verecek. Batı Ermenistan Artsakh'ı savunurken sadece Dağlık Karabağ değil, 1988-1992 yılları arasında Arzıvaşen kentinin işgali ile etnik temizliğin yaşandığı Artsakh'ın kuzeyini de savunmuş oluyor. Bu etnik temizliklerin baş tacı 1920'deki katliamlar oldu. İnsan haklarının sadık bir savunucusu olan Batı Ermenistan, bölgelere karşı soykırım politikasını uluslararası hukukun bir parçası olarak görmüyor. Bu nedenle Artsakh, Azerbaycan'ın bir parçası olmadığı ve olmayacaktır. Neredeyse eski Dağlık Karabağ büyüklüğünde bir alanı kapsayan Kuzey Artsakh'ın Şamkor, Daşkesen, Karhat ve Hanlar, Hellendorf bölgelerindeki 40'tan fazla Ermeni köyü 1990 yılı Ocak ayına kadar tamamen boşaltıldı. Şamkor, Daşkesen, Karhat ve Hanlar, Hellendorf bölgelerinin Ermeni köylerini sunuyoruz. Ablah, Azat Suluk, Azat, Atabek, Alministroy, Alunitah, Badenk Bada, Muz, Küçük Banans, Tambulazor, Barum, Garnaker, Barsum, Baracur, Karakeşis, Gedaşen, Karhat, Gedaşen, Hellendorf, Gülambar, Dağlık Cagir, Haçakap, Kuşçu, Haçakap, Kuşçinski, Haçakap Köprüsü, Demiryolu İstasyonu, Kuşinski Köprüsü, Haçakbür, Kamo, Başhik, Kirans, Şarukkar, Hacikent, Hacişen, Kuşçi Armavir, Kotul, Ciragizor, Mardunaşen, Marduni Gazahaşen, Galitsin, Mirzik, Murut Morut, Nüzgar, Nükzar, Şahumyan, Oskanabat, Zurnabat, Çardaklu, Çovdar, Harsanakist, Saler, Spitagaşen, Bip, Zaklik, Kamandar, Aşağı Karhat, Yukarı Karhat, Orjonikitse, Buharin. Artsakh'ın Cermacur kasabası deniz seviyesinden 2200-2400 metre yükseklikte bulunan doğal kaplıcalar açısından zengin bir tatil beldesidir. Termal su adı kelimenin tam anlamıyla sıcak su anlamına gelir. Cermacur, Bakü yetkilileri tarafından işgal edilen Şahumyan bölgesinde bulunuyor. Cermacur kelimesi sıcaklığı yüksek olan bir yer altı kaynağının suyu veya başka bir deyişle yer kabuğundan çıkan sıcak maden suyu anlamına gelir. Azerbaycanlılar yerleşme isti su diyorlar. Arevi Alevi Kızılbaşların görünüşte Ermeni yanlısı pozisyonu Ermeni karşıtı politika yürüten yetkilileri endişelendirmekten başka bir şey yapamazdı. Türk Devleti o dönemde yaygın olan Arevi Alevilerle Ermeniler arasındaki mesafe bir soğan kabuğu kadardır düşüncesinin farkındaydı. Kızılbaşların Sünnilerden farklı olan özel kimliğinin vurgulanması, Jön Türkler arasında da tedirginlik yaratmış ve bu kimliğe karşı mücadele etmek için Ermeni bağlamında faydalı açıklamalar aramışlardır. İktidarın Dersim, Arevi, Alevi, Kızılbaş halkına yönelik siyasi tavrının en azından son 150 yıldır sadece Sünniliğe karşı Arevi Alevilerin kendi kendini tecrit etmesinden değil, aynı zamanda Ermeni Arevi Alevi özel geçmişinden de ifade edildiği açıktır. Bunu en iyi şekilde Dersim Arevi Alevileri biliyordu. 1915 yılında Ermenilere yönelik soykırım Armenosit hazırlığı ve uygulanması, Dersim Arevi Alevileri arasında büyük alarma neden oldu. Bir sonraki adımın Arevi, Alevi kimliklerinden vazgeçmeleri için katliamlar olmasa bile zorlama olacağına dair güçlü bir inanç vardı.
Bu, Dersim'deki Alevi cemaatinin Ermeni hacminin en azından 1915'te önemli ölçüde azaltılması ve ondan sonra o konuda hiç konuşulmaması için ciddi bir nedendi. Hem Aleviler hem de 20. yüzyıldan önce Alevi olan Ermeniler bu Dersim Alevilerinin Ermeni hacminin ne kadar önemsiz olsa da bir an önce unutulmasıyla ilgileniyordu. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosidin ardından Suriye'ye gelen Ermeni sürgünlerin durumu zordu. Onlar Suriye'ye 1. Dünya Paylaşım Savaşı'nın henüz bitmediği, kıtlığın yaşandığı ve ülkenin hala Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olarak kabul edildiği bir dönemde geldi. Suriye tarihinin o dönemindeki olaylarda Mekke Şerifi ve Emiri Hüseyin bin Ali'nin oğlu Faysal önemli bir rol oynadı. Suriye'nin kurtuluşu onunla bağlantılı olduğu gibi sürgündeki Ermenilerin durumunun iyileştirilmesi konusunda da rolü büyüktü. Faysal başından beri Ermeni sürgünlere karşı olumlu bir tavır sergiledi. Ermeni sürgünlere sağlanan destekler sağlam temellere dayanmakta, kanunlar ve resmi emirler çerçevesinde yürütülüyordu. 1919 Ocak ayında Emir Faysal Paris'te Boğaz Nubar Paşa ile bir araya geldi ve onunla Suriye, Lübnan ve Filistin'deki Ermeni göçmenlerin durumlarını iyileştirmeye yönelik önlemleri ve Ermeni-Arap ilişkilerine ilişkin bazı konuları tartıştı. Belgede oluşan bu zor durumda Suriye'de Ermeni sürgünlerin kurtarılmasına ve Ermeni ortamına geri dönmelerine katkı sağlayan bir takım hükümet kararları alındı. Bunların arasında Ocak 1919'da Halep'in At-Takaddum gazetesinde de yayınlanan Faysal'ın Ermeni kadın, çocuk ve kız çocuklarının Ermeni çevresine dönüşüne ilişkin emri yer aldı. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. "6 Şubat'ta Maraş merkezi depremlerde büyük yıkım gerçekleşen Samosat Adıyaman'da çok sayıda insan hayatını kaybetti, yaralandı. Binlerce bina yıkılırken çoğu da ağır hasarlı. Üryan Hazır Ocağı evlatlarından Veli Büyükşahin, Samosat Adıyaman'daki 150 yıllık tarihi olan Alevi Ocak evinin valilik emriyle yıkıldığını şöyle anlattı. Depremin olduğu Alevi coğrafyasında Alevi toplumunun çok önemli kültürel mirasları var. Yüzlerce yıl öncesinden gelmiş olan miras var. Bunun örneklerinden bir tanesi benim de evladı olduğum Üryan Hızır Ocağı. Burası maalesef 2 gün boyunca iş makineleriyle yıkıldı, paramparça edildi. Bu konuda yetkililerin çok hor yaklaştığını, onu enkaza dönüştürmek istediklerine tanık oluyoruz. Bu mirasa enkaz muamelesi yapılmamalıydı. Bu tür tarihi, kültürel ve inançsal özellikleri dikkate alınarak bir uygulamanın yapılması gerekirdi. Çok ama çok üzgünüz. Depremden sonra gördüğümde duvarlarında yıkıklar vardı. Hızlı bir şekilde ağır hasarlı denilip yıkılma tehlikesi var diye iş makineleriyle yıktılar. Böylece kültürel mirası da, inanç mirasını da, 5 kuşakla gelen miras da yok edildi. Tüm Ermeniler Katolikosu 5. Gevorkun, 1912'de özel bir kontak ile cari yıl jübile yılı olarak ilan edildi. Faaliyetlere 1912 yılında başlanması ve tam bir yıl sonra 13 Ekim 1913'te Kutsal Tercümanlar Bayramı jübile yılının kapanışında düzenlenmeye karar verildi. Ulus çapındaki karakter haline geldiği için Hamazgayın yani ulus çapında büyük bir jübile olarak adlandırıldı. 3 günlük bayramın ana etkinlikleri 11 Ekim 1913'te başladı. Konstantinopolis'te olduğu gibi Batı Ermenistan'ın eyaletlerinde de dini ve edebi bayramlar birbirini izledi. Büyük jübile 25 Ekim'de Bursa'nın Ulusal Okulu'nda, 26 Ekim'de Bağış Bitlis'te Surp Gevork ve Surp Hındıra Katar Manastırı'nda kutlandı. Darun Merkez Jübile Komitesi, Surp Sakın Mezarı yanında, Surp Tarknançat ve Surp Garabet Manastırlarında ve şehrin farklı yerlerinde toplu etkinlikler düzenledi. Etkinlikler sırasında Sason'un süreli yayıncılığının geliştirilmesi için yardım parası toplanmasına karar verildi. Gomidas,
bu unutulmaz jübile vesilesiyle yıl boyunca basılacak ve satılacak olan Ah Harika Dil adlı şarkısının bir kaydını hazırladı. 1912'de Ermenice yazının icadının 1500. yılı ve Ermenice matbaanın 400. yılı olduğu günlerde farklı şehirlerde Ermenice yazı ve matbaanın tarihini anlatan yayınlar çıkarıldı. 1913 yılının 13 Ekim akşamı jübile yılının kapanışı münasebetiyle Konstantinopolis'in Leşiki Tiyatrosu'nda Gomitas'ın Gusan adlı 200 kişilik karma korusu sahne aldı. Batı Ermenistan basını iki jübilenin önemini vurguladı ve etkinlikleri ayrıntılı olarak sundu. Datevik Galtakçıyan, Soykırım Müze Enstitüsü araştırmacısı. Kuyumcu, ressam, heykeltıraş Armen Vartabetyan'ın Kilikya adlı sergisinde 50'den fazla eser yer alıyor. Gümüş takılar, heykeller, çizimler. Merak tutkunları 7 Nisan'a kadar Yerevan Tarih Müzesi'ni ziyaret ederek eşsiz, özgün eserlerle tanışabilirler. Vartabetyan, Armen Press muhabiriyle yaptığı söyleşide koleksiyonu Kilikya Okulu'nun minyatür ressamları Toros Roslin ve Sarkis Pitsak'ın eserlerinden esinlenerek oluşturduğunu söylüyor. Sanatçı, Kilikya koleksiyonunun amaçlarından biri de tarihi Kilikya'dan bahsetmek. Ermeni sanatı ve kültürü o dönemde gelişti ancak istilalar ve savaşlar nedeniyle çok az şey korundu. Mücevher bir istisna değildi. Mücevherler zamanında döküldü ve o parayla vergiler ödendi, diyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şaragan adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Sirdigız Yergu Yarguzer ve Es Arun Curegalis adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.